Kişi anne babası, karısı veya çocuklarına onlara sormadan onlar adına kurban kesebilir mi? Kıymetli dinleyenlerimiz, Hanefi mezhebine göre kişi hala hayatta iken, yaşıyorken onun adına mali ibadetlerin geçerli olabilmesi için ya o ibadeti bizatihi asaleten kendisi yapması gerekir. Ne gibi üzerinde zekat borcu vardır. Zekatı fakire ulaştırırım. Asaleten yapmışımdır. Veya birisine vekalet veririm. O kişi benim vekilim olarak beni temsilen o ibadeti yapar. Bu durumda da yine aynı şekilde ibadetten ee, sorumluluğum kalkmış olur. Ne gibi? Ee, diyelim memlekette bir tanıdığım var. Aradım onu ya benim adıma falanca 100 lira zekat verir misin? Ben sana sonra o parayı öderim şeklinde dediğim anda benim adıma verdiği için fakire o rakam ulaşmasından dolayı benim zekatım olacaktır. Bundan dolayı ibadetlerde ibadetlerin mükellefliğinden kulların kurtulması için bu yönüyle ya asaleten veya vekaleten bir yetkiyle bu ibadetin yapılması gerekmektedir. Şimdi bugün günümüzde özellikle Anadolu'da köylerde kırsalılarda yaşayan anne baba evladı adına evladına sormadan ki evladı kastetmiş olduğumuz bu ermiş olan çocuğu veya daha fazlası onun adına kendi keseceği kurbanda bir hisse ayırıyor. Evladının bundan haberi yok veya koca. Hanımı adına hanımının haberi olmadan kurban kesiyor. Veya baba evladı adına e, şey evlat anne babası adına onların haberi olmadan kurban kesiliyor. İşte bu şekilde haberi olmadan kurban kesilecek olur ise bu kişiler yani atlarına kurban kesilen kişilerin e, kurban kesme gibi bir durumları söz konusu olmayacaktır. Ve kestikleri kurban da geçerli olmayacaktır onlar adına. En fazla ne olur? maluk olan yani ben yaptım bu işi diyelim anne babam adıma kestim veya evladım adına kestim bu durumda hayır sahibi ben olurum. Onlar kurban ibadeti yapmış olmazlar. Çünkü burada onların bana bir yetki vermeleri veya onlardan benim bir izin almam gerekmektedir. Onun için şayet bu şekilde bir şey yapılacak olur ise bunun sahih olabilmesi için Bundan ve, vekalet alınması ve izin alınması gerektiriyor. Yani e, baba arayacak evlat oğlum böyle böyle senin adına bak ben bu kurbanda bir hisse ayırdım haberin olsun tamam baba dediği an bu bir vekalet kabiliğinden olur. Vekalet olduğu zaman babası o hisseye evladına niyet ettiyen olur. Veya kişi hanımına bak senin adına kurban kesiyorum haberin olsun tamam kesebilirsin dediği an vekalet verilmiş olur ve o kesilen kurbanda kimin için kesiliyorsa onun adına kurban ibadeti olacaktır. Vacip olsa vacip olacaktır. Nafile olacak olsa nafile olarak olacaktır. Onun için kesilen kişi adına kime niyet edildiyse onun adına olabilmesi için ondan bir yetki almak şarttır. Sadece Hanefi mezhebinde yetki almanın şart olmadığı yer Fıtır sadakasında örf olduğundan dolayı İmam Ebu Yusuf Hazretleri fetva vermektedir. Fıtır sadakasında İmam Ebu Yusuf kişi hanımı ve buluğu açmış olan evladına haber vermesi şart değildir. Çünkü artık bu günümüzde örf vardır buyurmaktadır. Ama fıtır sadakası dışındaki diğer ibadetlerde e, ibadet başkası adına yapılacak olur ise o kişiden mutlaka vekalet alınmalı veya ondan bir yetki alınmalıdır. Yetki alınmadan yapılacak olur ise ibadet kimin için yapılıyorsa onun için geçerli olmayacaktır. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى